Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Vallahi ben Hüsniye teyzenin damak zevkine hayran kaldım. Sana beş verdiği için mi? Böyle çiçekmiş, böcekmiş falan bence alma artık. Bana yapılmadı, gelinime de oğlum yapmasın mı tavrınız? Yerinde gelindir, yerinde kızımdır. Mesela ne zaman kızınız oluyor? Bir sıkıntın falan var mı? Yardımcı olalım. Bir ağrı giriyor şu an. Ya Hatice, Hatice, Hatice. Ne oldu Hatice? Biraz fenalaştı ya. Bayağı çorba kıvamı. Dün de yemeğin yandı, kabul etmedin. Sen hiçbir şeyini kabul etmiyorsun ki Gülşah. Bilezikleri almayı biliyorsa benden tabağımı da bulacak yani. Ben bilezik almadım sanırım. Ben sarımsağı rendelediysem nasıl direkt gelebilir aslında? Sen bir kere ses tonunu biraz kıs. Karşında annem var. Ses tonunu kız, ben ona buna benzemem. Çiçek ben olduğuma göre solmadım. Hatice mi çok konuşuyor yoksa kayınvalidesi mi? Karşıdaki sesini kısmak zorunda kalır. Çok iyi ayar çekiyor bana. Çiçeği severken gelinini sevse daha iyi bence. Ben sevgili hanımın içindeki canavarı çıkarttım. Çiğdem Hanım'ın getirdiği nazar boncuğu ufak bir şey olsaydı bu kadar söylenmezdi. Daha büyüğünü bulsaydım daha büyüğünü getirdim. Çiğdem teyzenin uslubu çok çirkin. Sevgili hanımla Cansu tehlikeli mi? Tehlikeliler bence. Göründükleri gibi değiller. Zaten ben hep tek başımaydım, yine tek başımayım. Bu lafı demesi beni acayip derecede kırdı. Gerçekten o kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Hiç üzülmesine dayanamam çünkü çok yeterince çok üzüldü. Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelelim mutfakta. Masayı donatıp kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta. Gelinin mutfakta, gelinin mutfakta, gelinin mutfakta. Merhabalar efendim, merhabalar. Gelinin mutfaktaya hoş geldiniz. Gelinin mutfakta tüm heyecanıyla, çekişmesiyle, kavgalarıyla, dövüşleriyle hızla devam ediyor. Puanlar da geliyor. Puanlar geldikçe gelinler çıldırıyor. Kayınvalideler bekliyor. Acaba hangi gelin birinci olacak? 5 altın bileziği kazanacak. Yoksa hangi gelin en düşük puanı alacak ve bize veda edecek? Yani haftanın final günü. Ama biz daha haftanın ikinci günündeyiz. Salı günündeyiz ve yarışmacılara şöyle bir dönüyorum. Nasılsınız? Çok iyi. Çok iyiyiz. İyi misin Cansu? İyiyim. Bebiş ne durumda? O da iyi. Ay maşallah ona inşallah, maşallah. Bugün ne yapacağız? Ne yemek pişireceğiz acaba? Acaba. Bugün ne pişireceğiz? Bir açın bakalım. Kestane kebap. Yemesi sevap. Kestane kebap yapacaksınız. Tavuk suyu. Çorba mı? Evet, tabii. Orada tavuk suyu, tavuk suyu da görünce... Tatlı mı bu? Tatlı. Kremalı. Evet. Kestane, kestane çorba. Tatlıdır, evet. Tatlı kremalı, bir... kestaneli, otlu, soğanlı çorba. Çok iyiydi. Kısaca kestane çorbası yapacaksınız. Kestane çorbası, evet.
Kestane çorbası. Hiç yapmış mıydınız? Hayır. Hiç yememiş miydiniz? Duymadım hiç yemedim. Ben Bursa'da büyüdüm. Bursa'da çok sık yapılır. Kestaneyi birçok yemeğe koyarlar. Tatlılarda da, tuzlularda da, etlerde de. Çok leziz olabiliyor. Ama çorbasını duymadım ben hiç. Çok leziz oluyor ayrıca. Ben hemen malzemelerinizi söylemek istiyorum ve yazmanızı dikkatle rica edeceğim. Hazır kağıt kalemleriniz. Evet. Yazalım o zaman. 250 gram kestane hazırlanmış, haşlanmış bir şekilde sizi bekliyor. 1 litre tavuk suyu. 50 gram tereyağı. 1 adet soğan. Birkaç yaprak ada çayı. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 20 gram şeker. Yarım çay kaşığı tarçın. Üzeri için 4-5 dal kekik. Bu kadar malzemeler. Evet, kolay gibi. İşte. Kolay. Şimdi gelinlerimiz anlaşılmış mıdır? Evet, anlaşıldı. Gözümün içine bakıyorlar. Yani başka bir şey yok mu acaba? Acaba diye böyle gözümün içine bakıyorlar. Anlaşıldık bir şey. Hastayım ben bugün. O çorbayı kim güzel yaparsa onu içeceğim. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Niye? Ne oldu? Ses yok. Bence benim gelinim yapacak sesini. Hatice'ye değil, neticeye bakmak lazım Fatih. Ay, ay, ay Allah'ım. Hala yapacağım diyemiyor da Hatice'ye değil, neticeye diyor. Tamam işte, sonuca bakalım ya diyorum. Yapacağım diyeceksin, geçecektin. Yapacağım ya, zaten. Hatice, yıldırımlar yüksek tepelere düşermiş. Ay vallahi. Sende 10 tane altın bilezik var. Öyle düştüm zaten. 5'i Hüsniye Hanım'ın. Evet. 5 tanesi Hüsniye Hanım'ın. Ne fark eder? Aynı takımız sonuçta. Sen 10 tane yap, 5'ini de kaynanana verirsin. Yok, hepsi benim. Size 90 saniye veriyorum. Gelinlerinizle istişare ediyorsunuz, konuşuyorsunuz, taktik veriyorsunuz. Ne olabildiğini, tecrübelerinizle katkıda bulunuyorsunuz. Sonra gelip sizi alıyorum. 5, 4, 3, 2, 1, süre başladı. Ben sana şimdi hazırlayacağım. Bunu keser kremaya, tuzu en son atacağım. Anladın mı? Tuz çünkü yoğurdu da kesiyor. Soğanla güzelce kıvırıyor. ada çayını yakma, baharatlarını yapma. Sonuna doğru koy, şu yanmasın. Bunları küçük küçük doğrayayım ben. Aynen. İyice güzel pişsin, çiğ kalmasın. Haşlandıktan sonra ada çayını atacağım ki biraz aromasını versin. Ondan sonra çok böyle farklı bir tat. Kesinlikle. Sen de tadarken hani çorbayı bilmiyorsun, en güzeli hangisi? Ada çaya mı güzel bir tat veriyor? Bu karabiber mi? O karabiber, o tarçın. Tamam. Son 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti. Eminim çok iyi kestane tarifi verdiniz sormanın. Çok iyi verdiniz. Çok süper. Süper. Hiçbir şey bilmiyoruz. O zaman sizi alayım. Şöyle bir alayım da gidin düşünün bu lezzet nasıl olabilir diye. Burada tecrübe etmiş olacaksınız. Nedir o, nedir nazarlık mı? Evet, gözüme nazar değmesin. Ay hem kocaman, ay kocaman. Anca yetiyor buradaki kem gözlere. Kem gözlere diye, kem gözleri, ne fiş? Elem teneffüs, kem gözleri, şiş. Hadi o zaman. Sevgili gelinler, anlaşılmış mıdır değil mi? Anlaşıldı. Yalnız bir iki tane kestane ayırın. Evet. Ayırın, o servis için çok önemli. Tamam. O hani o kestane çorbası olduğu olsun o. Belli olsun. Evet. O zaman 45 dakika içinde yemeğiniz pişmiş olarak sonunda servis masanızda duracak. Anlaşılmış mıdır? Anlaşıldı. Bu çok güzel bir zaman. Herhalde bu zaman içinde hepsini çok güzel yaparsınız. O zaman yüksek sesle. 5, 4, 3, 2, 1. Süre başlasın. Gülşah, bugün gözüm üzerinde senin. Dün yanık yemeğini yanık değil diye böyle savundun. Bugün seni izleyeceğim. Sonuçta yemek yapıyorsan savunmasını da bileceksin. Ya kabul ettin yani.
Hayır, kabul etmedim. Yanmadı çünkü. Yanıktı Gülşah yemeği. Peki yanık olsa neden bütün kayınvalidelerden hiç böyle bir şey? Bir tek Hüsniye Hanım bana yanık dedi. Ama diğerlerin yanıktı. Gayet beğendiler. E dedim ya, senin kayınvaliden yanık yemeğe alışmış. Sadece benim yanık kayınvaliden olan... Senin kayınvaliden de üç verdi. Nasıl tamam olacak? Tamam ama yanık demedi diye bu yanık olmadığı anlamına gelmiyor. Ama sana göre yanık, onlara göre demek ki yanık ya değil. Demek ki kokuyordu. Benim kayınvalidem yanık seviyorsa senin kayınvaliden de yanık seviyor demek ki. Yanık seviyorum diye bir şey söyledi mi benim kayınvaliden? Ama yanık da demedi. Bunu diyen sensin. Sen şimdi benim burnumun iyi koku almadığını, gözümün görmediğini mi söylüyorsun? Böyle bir şey söylemiyorum ama sen söylüyorsan işte. Sıkıntı yok. Ben gördüğümü söylüyorum. Gözümle görmüşüm ki bunun savunmasını yapıyorum sana yanıklı diye. Bence senin gözünde bir problem yok. Benim gözümde problem. Bence var. Tamam hadi sakinleş. Hayır sakinim de yani yanık yemeğini hala savundu. Bunu bir tek söyleyen Hüsnü Hanım da ona göre kötüydü. Vallahi ben Hüsniye teyzenin damak zevkine hayran kaldım. Niye, sürekli sana beş verdiği için mi? Evet, bana beş verdiği için. Sen bence, de güzel yap, sen de beşleri al. Bence Hüsniye Hanım'ın damak zevki hiç de iyi değil sana beş verdiği için. Sen de onu çiçekle ödüllendiriyorsun. Evet, sana da versin, sen de al çiçeğini. Ben niye alayım, almak zorunluluğum yok ki. Ya zaten çiçek. Zorunluluktan almadım ki ben de çiçeği, için ben geldi aldım. Ben şov için gelmedim ki buraya, gideyim kayınvalideme çiçek alayım, ona çiçek alayım, buna çiçek bak, alayım. Bak sana diyorum onların ki, görevi ben bu sonuçta. Çiçeği tabii ki görev beş için almadım. Beş de verecekler, bir de verecekler. Her tabii ki verecekler. Çiçek alırsam ooo, işimiz var o zaman. Ben senin çiçek almanı gerçekten istemiyorum. Tamam, kayınvaliden puan veriyor. Burada zaten lezzet peşinde gidiyor. Tamam, belki seninkini lezzetli buldu verdi ama böyle çiçekmiş, böcekmiş falan bence almardı. Oldu, Elif bana çiçek getirdi diye ben Elif'e tutuk beş vereceğim. Var mı öyle şey ya? Çünkü görüyorsun şeffaf Elif'in tabağı. Evet. Altında Elif yazıyor. Yok öyle bir şey ya. Ama bu arada siz de geline nazar değmesin diye hani maşallah böyle koca bir nazar boncuğu taktınız. Yani haksız mıyım? Anca orası o kadar büyüklükte yetiyor yani. Ağır gelir, aşağı kem gözler, şeyler evet yani, baksana. Büyük. Herkesin gözü Elif'in üzerinde. Ama nazar boncuğu aslında nazarı çekermiş. Yok. Biliyor muydunuz onu? Ben devamlı evimde de bulunduruyorum. Hı, biraz fazla büyük geldi. Bizim orada atlara daha takıyorlar. Daha büyüğünü bulamadım. Daha büyüğünü bulsaydım. Daha büyüğünü atlara takıyorlar bizim orada. Siz ata takın. Ay, ben gelinime hediye ettim. Hiç etkisi de yokmuş gerçi. Nazar boncuğu. Daha çok nazarı çekermiş. Evet. Bizde öyle bir şeyimiz yok. Bizim evimizde var. Ve ben inanıyorum. Nazara inanıyorum. Atlar da ayrıca asil hayvanlardır. Yakışır tabii, onlara da nazar tabii boncuğu. Ki yani asil. Hatice, sana bir şey soracağım ya. Şey dedin dün. Kayınvaliden hani içeride 10 dakika sessiz kaldı ya. Evet. Sen dedin ya aslında sessiz kalmadı kayınvalidem, çiçekle konuştu ama çiçeği soldurdu dedin. İşte neden çiçek soldu diyorsunuz ya, ama, işte konuştu kayınvalidem, soldu çiçekler. Canım, hiç dayanamadı sonra konuşmaya başladı. 12 dakika gene iyi durmuş. Şimdi kayınvaliden, ben hani dışarıdan bir izleyici olsam derim ki demek ki Hatice'nin de kayınvalidesi Hatice ile konuşunca Hatice soluyor. Böyle bir şey anlamam mı gerekiyor? Ya var ya, ben sadece bu benzetmeleri kayınvalidem yapar diye sanıyordum ama sen de gerçekten bayağı kayınvalidemle bayağı uyuşuyorsunuz birbirinizi, anlamıyorum Yıldızım yani. Yıldızım çok barıştı. Ne alaka beni soldursun, solmuş muyum ben? Hayır, şu an? Hayır, sen dedin ya çiçekle konuştu, olabilir. Çiçek soldu. Evet, çünkü o kadar çok solmaktan, çiçeğin solmasından falan bahsettiniz ki ben de dedim ki yani o an tam da üstüne denk geldi. O konuşmadan duramaz. O yüzden çiçekle bak seviyor, okşuyor. Çiçek dilinden de anlar, böyle enerjiden falan da anlar. Çok güzel konuştu, soldurdu dedim yani. Bunu niye bana bağdaştırıyorsun sen? Ben dışarıdan hani bir izleyici olsam derim ki Hatice'nin kayınvalidesi Hatice ile konuştuğu zaman Hatice soluyor demek ki. Hayattan küsüyor diye düşünürüm. Hiç alakası yok. Öyle bir şeyle kesinlikle yani solmuşum da falanmış da solduruyormuş da. Kimse kimsenin, zaten diyorum ya biz buraya hayata bir birey olarak geldik. Kimse kimseyi kesinlikle yani hükmü altına alamaz. Hani kayınvaliden beni öyle almış gibi hissediyorsunuz siz ama alakası yok. O konuşacak da ben üzüleceğim de solacağım da. Ne kadar saçma. Bayağı çorba kıvamı. Evet.
kabul etmedin. Sen hiçbir şeyini kabul etmiyorsun ki Gülşah. Bilezikleri almayı biliyorsa benden tabağımı da bulacak yani. Ben bilezik almadım senden. Ben sarımsağı rendelediysem nasıl direkt gelebilir aslında? Sen bir kere ses tonunu biraz kıs. Yani karşında annem var. Ses tonunu kıs, ben ona buna benzemem. Çiçek ben olduğuma göre solmadım. Hatice mi çok konuşuyor yoksa kayınvalidesi mi? Karşıdaki sesini kısmak zorunda kalır. Çok iyi ayar çekiyor bana. Çiçeği severken gelinini sevse daha iyi bence. Ben sevgili hanımın içindeki canavarı çıkarttım. Çiğdem Hanım'ın getirdiği nazar boncuğu ufak bir şey olsaydı bu kadar söylenmezdi. Daha büyüğünü bulsaydım daha büyüğünü getirdim. Çiğdem teyzenin uslubu çok çirkin. Sevgili Hanım'la Cansu tehlikeli mi? Tehlikeliler bence. Göründükleri gibi değiller. Zaten ben hep tek başımaydım, yine tek başımayım. Bu lafı demesi beni acayip derecede kırdı. Gerçekten o kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Hiç üzülmesine dayanamam çünkü çok yeterince çok üzüldü. Ha, siz mi temizlediniz çürüklerini? Bir çiçeğe sahip olabilmek için bir evlada bakar gibi bakmak lazım. Evet. Tabii ki bakımını yaptı. Güzel. Bak şunun görseli de güzel duruyor. Ben çok duruyor. Sevdim bunu ya. Bu benim... Güzel. Bu bir gelin. Oh, benim gelinin adını çiçektir. Vereceğim ona ben. Bunun adı Hatice olsun. Hatice'm benim. Aşkım benim. Bak ben bunu böyle sevdim. Hatice hep 5 alacak. Hepinizden 5 alacak. Hadi bakalım. Herkesten 5 alacak Hatice. Orada büyüsün, güzelleşsin Hatice benim. Boylu boylu Hatice gibi. Maşallah. Beyaz gelinim benim. Ay Elif kızım çok teşekkür ederim. Vallahi çok güzel. Bak ne kadar pozitif enerji veriyor burada. Burada 2 saattir sesim çıkmıyor. Garip gelmedi mi size de? Evet bir böyle sesim. Sen bir der ki Cansu hayırdır neyin var niye sustun? Cansucuğum neyin var niye sustun hayırdır? Kafam dolu ya, bir duygusala bağladım böyle, aklımda sorular. Hayırdır? Ben şimdi hamileyim ya. Siz de hamile oldunuz ya Gülşah'la. Evet. Aslında akıl da verebilirsiniz yani. Merak ettiğim şeyler var benim. Korkularım mesela? Var. Böyle ne bileyim, doğurunca o ilk dönem, böyle ilişkiler ne olacak? Değişik olan ne olacak? Değişmeyen ne olacak? Bizim ilişkimiz ne olacak? Çocuk ne olacak falan çok merak ediyorum. Canım benim. Gerçekten bu hamilelik psikolojisine girmişsin sen. Bir de bunun lohusalığı var. İşte Allah yardımcın ediyorum. Olsun. Ama ben kendi açımdan anlatayım. Yani çocuğum olarak yaşadığım tecrübeden dolayı anlatayım sana. Hiçbir değişiklik olmadı. Hiç. Hiçbir değişik. Tam tersine o kadar çok birbirimize bağlandık ki, o kadar çok sorumluluk sahibi olduk ki ikimiz de. İkimiz de bunun farkına vardık. Çünkü artık biz ikimiz bir birey değildik. Bizim bir yavrumuz vardı yani sonuçta. İşte o çok büyük bir sorumluluk ya. Yani gelir gel, yani şu an karnımda diye belki çok hissedemiyoruz işte. Gelince o sorumluluk nasıl, yani çok büyük bir sorumluluk, anladın mı? Yani nasıl böyle hemen, nasıl alışabilirsin ki buna? Vallahi o öyle bir şey oluyor ki Allah sana o an o annelik içgüdüsünü veriyor. Kesinlikle. Ve yani her şeyi yapıyorsun. Her şeyi. Ya ne bileyim işte böyle yetememekten falan korktunuz mu acaba? Hiç alakası yok. Ve sen mesela çocuğun olduğu zaman diyeceksin ki ben sanki yıllardan beri anneymişim. Bu günlerini unutacaksın ya. Ben şahsen öyleydim. Sanki yıllardan beri benim çocuğum varmış. Ben çok hazırlıklıydım yani, sanki öyleydi yani. Ben hiç yabancılık çekmedim. Peki şey değil mi? Yani diyorsun ya hani bizi birbirimize daha çok bağladı falan diye. Evet, kesinlikle. Ya ben uzaklaştıracağını düşünüyorum mesela. O kişiden kişiye göre mesela değişiyor. Mesela ben onunla ya. İlgileneceğim, o işten gelecek. Ben yorgunluktan onu görmeyecek miyim? O gelecek, onunla ilgilenecek. Biz birbirimize karşı böyle bir uzaklaşacak mıyız? Emin ol, daha çok bağlanacaksınız. Ya ben kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum. Şu an bile öyle değil misiniz? Mesela farz et ki çocuğun olmadan önce
Canım cicim bir yere kadar değil mi? İşten geliyorsun, yorgun oluyorsun. Sen ayrı koltukta, o ayrı koltukta. Yani çocuk olmasa bile aynı şeyler devam ediyor. Çocuk olunca tam tersine beraber gezeceksiniz. Artık bir çocuklu yerlere gideceksiniz. Hani bak babası diyeceksin i̇şte mesela. İşte burada düşünsene ortamını bile artık ona göre seçeceksin. Ona göre bir yerlere gideceksin. Hiç, bilmiyorum ya. Hiç kesinlikle böyle şeyleri düşünme. Gayet iyi düşün ki iyi karşına çıksın. Ben hiç bunları düşünmedim ve kendi tecrübeme dayanarak söylüyorum. Sanki ben yıllardır anneymişim, benim yıllardan beri çocuğum varmış gibiydi. Evet, aynı şekilde ben de öyleyim. Ya. Darısı başıma diyeyim ben de. Amin. Amin. Rabbim sağlıkla herkese evlat nasip etsin. Amin. 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 İsteyen herkese. Sizin çocuklarınızla gelinleriniz hamile kaldığında eşlerine karşı olan davranışları değişti mi? Fark ettiniz mi? Var mı bir değişiklik? Tabii normalden biraz daha alıngan oluyorlar yok, hamileyken. Yok. Oğullarınız gelinlere farklı davranmaya başladı mı? Abi yok, Emre'de o farkı göremiyorum. Aynı Emre, hiç değişmedi. Sen hamilesin, otur ben temizlik yapayım. Aman sen yorulma, ben sana yardım edeyim, mutfakta yemeği ben yapayım. Oğlunuz yok, hiç yapmadı gerçekten oğlum. Yapsa yok. Üzülür müydünüz oğlunuz var? Yok, üzülmezdim. Niye yapmadın? Niye üzülüm? Siz ne güzel hayat müşteri. Ben de etmedim. Çalışıyordum çünkü. Kendi işlerini yapsın, biz de yaptık zamanında. Bak benim ama kızım hamile şu anda. Elimden geldiği kadar gidiyorum ama nereye kadar? Kendi başına kaldığında kendi yapıyor. Bizim ailelerimiz yanımızda mıydı? Yardımcı oldular mı size? Siz hamileliğinizde. Oldular. Annenler. Kayınvalidem yardım etti bana. Şimdi kayınvalidemden destek gördüm hamileliğimde. Yaptılar. Size yapmadılar mı? Bana yapmadılar. Bana yaptılar. Hüseyin Hanımcığım size yapılmadı diye. Evet. İçinizde bir ukde mi kaldı? Bana yapılmadı, gelinime de oğlum yapmasın mı tavrınız? Hayır, ukde niye kalsın? Yapsa tabii ki sevinirim. Ama yapılmadı, ne oldu? Peki niye sanki teşvik etmediniz oğlunuzu? Bak karın hamile, yardımcı ol oğlum. Bana yapmadılar, ben görmedim ama sen bir sor. Çok üzülmüştüm bana yapılmadığı için. Sen de eşine destek ol. Niye demediniz? Ama şöyle bir şey, yapmadı derken hani benim dememle onun demesiyle yapmayacak diye değil. Çocuk çalıştığı için yapamadı. Belki yanında devamlı olsaydı herkesin yapardı. Çocuğu çalışıyor. Olur mu öyle ama şey? Ama tabii ki önemli şeylerinde tabii ki yaptı. Beraber gittiler, geldiler doktorlarına. Onu ama ev işini, ev yemeği yapmadı. Tabii ki yapamaz. Bazı erkek yapamıyor. Bütün çalışanların herkes gelip de birileri yardım etmiyor. Ediyor, işler yardım ediyor. Genelde vallahi etmiyorlar ya, çoğu. Yani, ama bence benim siz oğlunuzun gelinize yardım ya, etmesine karşısınız. Ben de öyle anladım. Ha, ev hanımı olsa tamam da çalışıyorsa bence yardım etmeli. Yani tabii ki siz oğlunuza ama kıyamıyorsunuz bence. Yok canım, niye kıyamayayım? Hayat müşterektir. Ya da gelini gelin olarak, tam gelin olarak görüyorsunuz. Ha. Yerinde gelindir, yerinde kızımdır. Her zaman ben bunu söylerim. Sizin hoşunuza gitmiyor oğlunuzun yapması. Yerinde gelindir, yerinde de kızımdır. Kızlar geldim, geldim. Ay hala kestane mi temizliyorsunuz siz? Evet. Ay. Nasıl bir kestane temizlemek bu? Kabuklarından çıkmıyor ki Fatih Bey. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Bir de evet çok zor çıktı benimkiler. İlk üç tane de ayırdım. Hiç kestane temizlemediniz mi? Şimdi ben çok temizledim. Nasıl temizledin hayatım? Ama ben haşlayarak değil de böyle sobanın üstüne falan yakıyorduk ya da böyle küçük tüpte falan. Bu haşlaması Gülşah. Haşlama temizlemedim. Haşlama bu. Haşlama olduğu için ne yapacaktınız biliyor musunuz? Açık bir sıcak su içine koyacaktınız, sabuçtak hazırlayacaktınız. Mesela ne zaman kızınız oluyor veya ne zaman onu gelin olarak görüyorsunuz? Ha, doğru soru. Çok iyi. Şimdi şöyle hani kızım ne zaman oluyor? Bana çok yakın olduğunda, içini benimle her şeyini paylaştığında bana kızım gibi geliyor. Bazen kızımdan da yüksek geliyor. Ama bazen telefonlarına cevap vermiyor mesela.
Ben kızıma açıp onu derim, neden telefonuma cevap vermiyorsun? Ama gelinime söyleyemiyorum. O anda gelin oluyor. Gelin oluyor. Yani bir şey giriyor arada. Telefonlarınızı açmıyor mu bazen? Bazen açmadı oluyor. Neden? Çok mu kızıyor size? Bazen kızıyor demek ki. Allah Allah. İşte anne kız. Çok mu sert bir kayınvalidesiniz acaba? Yok, ben çok sert değilimdir. Yani telefonlar açılmamasında da. Yalnız mesafe koyarım. Aynen. Mesafe koydum da o anlar. O da demek ki belki bana mesafe koyuyor. Belki de o da mesafe kırılıyor koyuyor. Bir şeye. O da bana koyuyor demek ki. Telefonlarınızı onda, onda açmadığına ben, göre. Hissediyorum o da bana gelinlik. Kayınvalide olarak görüyor. Telefonlarınızı açmıyor. Benim çocukluğum çok kestane ağaçlarında. Böyle şu anda evimizi böyle gibi kestane ağaçlarıyla doluydu Bursa'da. Ya. Maalesef o ağaçları da yok ettiler. Çuvallarla girirdi, o dikenli dikenli kestane temizlerdik yani. Çok çocukluğum hep kestane temizlerdi. Kendi mi oluyor? Geçmiştir. Ben görmedim bunun üst dışını. Dikenli böyle şey gibi. Ha. İşte deniz kestanesi gördün mü? Taze halim. Ona benziyor. Ona benziyor. Anladım. Çok güzeldir. Böyle koca koca etli metli çok güzeldir. Bursa kestanesi çok meşhurdur. Evet efendim. Değil mi? Bir de Bursa'nın mı oluyordu o? Genelde Bursa'da olurdu. Şimdi Bursa'daki kestanemiz de kalmadı. Üstelik galiba ithal ediyoruz. İtalya, şeftali. Nasıl güzeldi oralarda. Niye kıymetini bilmeyiz ki zaten bunların biz? Kıymetini bilelim. Anadolu'muzda, topraklarımızda her şey yetişiyor. Her şey yetişiyor ama kıymetini bilmiyoruz. İnşallah gelinlerimiz de bu kestanenin kıymetini bilirler. İnşallah yetiştirirler. Bir tuhaf geldi tatları. Ama nasıl olacak kestane çorbası diye ama galiba hoşlarına gitmeye başladı. Değişik aromalı. Acaba kaynanalar ne düşünecek? Hele ben Hüsnü Hanım'ı merak ediyorum. Şöyle bir kaldı çünkü. Kestane çorbası deyince kaldı. Bir gidip bakayım, bir ağzım yoklayayım bakayım. Ne diyor? Ben gidiyorum. O zaman işinize geldiği zaman kızınız, gelmediği zaman gelininiz mi oluyor? Öyle gibi oluyor herhalde. Ama surat asarsa, tabii gittiğinde morali bozuktur belki ama bana yansıtmaması lazım. Evet. Onda da böyle surat asarsa ya da içeri girip çıkmazsa ondan sonra hepimizin başında bunlar. Ben de öyle şeye hiç gelemem. O zaman ne yapıyorsun? Gelemem ya, bana surat asamaz. Morali bozuksa ben onun yanına gitmişim bir saat, onu bana yansıtmaması yapamaz lazım. Yapamaz tabii ama yaptıkları olmuyor mu? Daha bizim oluyor. Çok yeniyiz. Olur. Olmadı. Kesin olursa olur. Da ben söylerim yani. Sizin gelin surat asmaz ama sevgili hanım değil mi size? Hiç surat asmaz. Yani o da şey, Allah'tan yaratılan bir kul yani. Tabii ki. Ya dört dörtlük kimse yani, yoktur. Tabii ben ona inanmıyorum yani. Canı sıkın olduğu dört zaman. Dört dörtlük. Yani insan. Moralinin bozuk olduğu zaman tabii ki suratı asılır. Size kırıldığı zaman suratı asılıyor mu? Başkasına bana değil. Bana kırıldığını. Hiç kırıldığını hiç zannetmiyorum. Bana kırılsa da direkt bana surat asacağını zannetmiyorum. Ben bunu hiç samimi bulmuyorum. Vallahi ya kırılmadı. Sen kendin büyütüyorsun, kendin yetiştiriyorsun, kendin terbiyesini veriyorsun ama anlaşmadığın o kadar çok konu oluyor ki. Yeri geliyor sesler de yükseliyor birbirine. Ama şey olaraktan da hani başka bir ailede büyümüş, başka bir kültürde büyümüş. Aslında o saygı. Şey olaraktan gelip de hiç birbirinize kırılmamanız çok şaşırtıcı gerçekten. Hayır bak şimdi o saygısızlığa girer. Gelin Cansu bana asla sesini yükseltemez. Hoş bulduk. O saygısızlığa girer. Misali falan yok. Sesini niye? Yükseltemez. Saygısızlığa girer. Gelin ama bana sesini yükseltecek. Şimdi, yaptım şimdiye kadar. Hayır yapmadı, yapamaz da. Yapmaz da yani. Ama Cansu öyle bir karakter sahip ya. Ses tonu hakim olamıyor. O Çiğdem Hanım'ın dediği, demek istediği, çocuklarımızı kendimiz büyütüyoruz. Yeri geliyor sesini yani. Ama gelinlerimizde bu olmadı. Olursa hani ne yaparsınız? Ne yaparız diye. Yapmaz sesini, yükseltmez. Yükseltmez sesini. Akıllı gelinler de bunu yapmaz zaten. Yapmaz. Gelinlik ya, o bir saygısızlık zaten. Sadece ben korumalı. Ses yükseltmekten makam. Demiyorum. Gelinlik bir makam. Hiç kırılmadan. Bir rütbedir bence. Makam. Evet. Hiç kırılmadan. Hiç arada bir sorun olmadan. Nasıl yaşıyorlar onu anlayamadım ben. Yani güzel güzel konuşarak yani. Kesinlikle. Yok güzel güzel, güzel konuşarak. Alınganım mı diyorsunuz? Evet. Ben alınganım ben bazen şeyleri. Yani tabii alınganlık vardır yani, ya. Yani 10 yıldır birbirlerini tanıyan. Yok ben konuşurum, alınmam. Direkt konuşurum. Konuşurum yani, niye oturup kendimi şişireyim ki, niye alınayım? Ama bir dakika, olayın üzerine konuşulmaz. Herkes sakinleşecek evet. Ki daha doğru kararlar alınabilsin. Doğru yani söyledi. Susman gereken yeri bilmen gerekiyor. Nerede durulacağım, nerede parlayacağım. Öbür türlü kıyametler kopar yani. Hangi denizde yüzebilirsin o zaman? Boğulursun.
Öyle değil mi Fatih? Sakinleştikten ya sonra bizim birbirimize daha karşı... Bir dakika, bir dakika. Tamam. Hüsnü Hanım susuyor mu? Efendim? Susuyor musunuz? Susarım. Nerede susacağını bilmeyen konuşma hakkına sahip değil. Bir sıkıntın falan var mı? Yardımcı olalım. Bilmiyorum, bir ağrı giriyor şu an. Kendini kötü hissediyorsan oturabilirsin. Galiba oturacağım. Ben şöyle otursam biraz. İyi misin? Tansiyonunu ölçeyim seni. Varsa aletin vallahi dur, ölçebilirsin dur, ama. Geleyim. Biraz hareketli bir bebek yaşıyoruz galiba ha? Bugün Cansu biraz şey... Hareketli. Evet. Bakalım ne olacak? Bugün biraz gaz sancısı çekiyor galiba. Ben küçükken çok korkardım bundan. Niye? Ne bileyim ben. Konuşma şimdi, tamam mı? Turp gibisin bir tanem, 12.7 tansiyonu. Niye İyisin. Böyle yaptı ki bu? Tansiyonu kaçmış? 12.7. Gayet normal. İlk hamileli herhalde şey yaşıyor galiba. Değil mi? Böyle bir gerginlik yaşıyor ve Cansu bayağı bir şey yapıyor. Cansu çorbasını yaptı, dinlensin. Yapıyor mu çorbasını? Ocağa koydu. Ya Hatice, Hatice beni çıkarsın. Ne oldu, ne oldu? Geleyim mi? Ay çıkayım şuradan. İyi misin? Bilmiyorum. Sancı girdi. Cansu'yu dışarı çıkarttılar. Bir bakalım mı? Bir bakayım ben isterseniz. Bir bakar mısın? Merak mı ediyorsunuz? Merak ettim. Ben de merak ettim. O zaman merak ediyorum. Bir bakın sevgili hanım, siz bakın. Bakayım. Şöyle bir gidin bakın. Ama tansiyonu iyi çıkmış ama. Kasılmıştır. Kasılmıştır. Çok gergin çünkü bugün. Ben de bir bakayım, perdeyi kapatayım size. Şöyle bir konuşun. Merak içinde nasıl bakıyor. Perde kapansın. Kapansın. Hem Cansu'ya aklım gitti. Ne oldu Hatice? İşte biraz fenalaştı ya. Hamile olunca bir de zaten... Yemekteyiz, sıcaktayız. Herhalde o yüzden. Tansiyonu iyi ama... ...ilgileniyorlar şimdi içeride. Kızlar, ne yaptınız? Cansu'nun bir şey yok. Biraz gaz sancısı var normal olarak. Normal olarak. Merak ettiniz mi? Tansiyonuna baktım, normaldi. Gaz sancısı. Bugün böyle bir sabahtan da strese girmiş. Bugün stres olabilir. Ya hamilelik. Öyle mi? Senin hamileliğin nasıl geçti? Benim hamileliğim sıkıntılı geçti. Öyle mi? Evet. Yani erken doğum riskim vardı, eşim yanımda yoktu. Neredeydi eşim? Eşim çalışıyordu, İstanbul dışındaydı. Kayınvaliden yardımcı olmadı mı? Çalışıyordu, hepsi çalışıyordu. Ben de çalışıyordum. Tek başınaydı. Yani yine gelip gidiyorlardı. Ben onlarda kalıyordum, annemde kalıyordum ama yine eş gibi olmuyor. Vah, vah. Görüyorsun. Yalnız bunun tadı çok mükemmel bir şey. Ya. Evet, ilk defa içtim ama tadına baktım. Çok mükemmel bir şey, bildiniz mi? Hatice sen de beğendin değil mi tadını? Ben de çok beğendim. Tadına tuzuna baka baka bitirdi zaten. Karnım doydu. Sen baktın çok mı? Çok güzel oldu. Azıcık baktım, şimdi yine bakacağım. Öyle mi? Evet, kremasını da koydum. Öyle bakacağım. Şimdi bir daha mikserden geçireceğim. Peki Cansu'ya ne yapacağız? Cansu yetişebilecek mi acaba? Cansu'nun
Ben ateşini biraz kıstım ama. Evet. O da pişirmiş sayılır zaten. Bir kremasını dökecek galiba. Gel canım içi gel. Ay ay kızım. Anne adayımız. Bak ben seni karıştırıyorum. Canım benim. Kıstım Cansu'cum. Altını kıstım. Altını kısmış zaten. Bak yapacağım. Ay bak aslında gelinlerimiz. Susam olunca işte. Gelinlerimiz ne kadar bir imece çalışıyorlar. İki canlı Fatih Bey o. Evet. Yalnız konuşurken de iki canlı olduğunu unutmadan konuşsa çocuğa bu kadar zarar vermeyeceksin. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Sen böyle yaptıkça çocuk da artık stres yapıyor içeride. Çocuğum için dikkat edeceğim artık. Ay inşallah, çok inşallah Allah'ım. Fakat bir şey söyleyeyim, gerçekten nefis kokuyor. O yemek yerken yukarıdaydım, görmedim. Büyük ihtimalle yoğurt yedi, o da gaz yaptı. Ama hamilelerde de, bizlerde de sürekli yoğurt gaz yapar zaten. Evet. Yememesi lazım. O da bilmedi, bir de stres yaptı. Evet. Böyle de oluyor mu evde? Yok yok, ilk defa böyle oluyor. O yüzden ben de korktum, endişelendim, dedim bir şey mi oluyor? Allah korusun. Ay benim üstümde bir şey var herhalde bugün ha. Ne var? Bilmiyorum, kokuyor, dökülüyor. Ne yapıyor? Sancılar, şeyler böyle. Hakikaten bir şey mi var üstümde herhalde, anlamadım. Ay bugün Cansu'nun üstüne geldi. Nazar boncuğumu ödünç mü versem Fatih ona? Bey. Bak ne dedi? Ne dedi? Nazar boncuğumu ödünç mü versem diyor. Ha ver, versene. Ah ver. Hadi götür de. Dur boynunu as. Ben inanırım nazara. Götür de. Boynunu as. Ben as, boynumu as. Vallahi as. As kız. Ters as mı ama? Buradan as. Kız boynunu kok. Kız saçım gitti. Ay boynum düşermiş böyle senin. Ha, çok güzel olmadı mı? Hani bebişin üstüne geldi. Tarz oldum he, valla. Bak kameraları şunu ay, göster. Şu kamerayı göster. Bak bebişin üstüne geldi. Bak bak bak. Ya Cansu bebeği mi taşısın, kocaman taşı mı taşısın Allah aşkına? Valla ben neleri taşımıyormuşuz burada. Hayatın ağırlığını taşıyor. Valla. Çorbam enfes oldu. Bak enfes oldu diyor çorba. Herkes çorbasını çok beğendi. Ama bakalım, ama bakalım kayınvalideler beğenecek mi? Çorbası pişti ama değil mi? Evet. Evet. Fevkalade 10 saniyeye giriyoruz. Ve saymaya başlayacağız. Yani eve gidince kocama bile yapacağım bu çorbayı. Evet, bir kayınvalideler baksınlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süre bitti. Süre bitti. Çok güzel. Süremiz bitti. Yaptım. Hadi kızlar bırakın, tamam o kadar. Rica ediyorum, bırakın, bitti. Bitti değil mi? Cansu'cum sen de bitti. Bir temizlik yapıyorsun. Evet. Çorbalarımı yaptılar. Bakalım kayınvalideler çorbaları beğenip kaç puan verecekler? Sunum başlasın efendim. Bayağı çorba kıvamı. Dün de yemeğin yandı, kabul etmedin. Sen hiçbir şeyini kabul etmiyorsun ki Gülşah. Bilezikleri almayı biliyorsa benden tabağımı da bulacak yani. Ben bilezik almadım sanırım. Ben sarımsağı rendelediysem nasıl direkt gelebilir aslında? Sen bir kere ses tonunu biraz kıs. Yani karşında annem var. Ses tonunu kıs, ben ona buna benzemem. Çiçek ben olduğuma göre solmadım. Hatice mi çok konuşuyor yoksa kayınvalidesi mi? Karşıdaki sesini kısmak zorunda kalır. Çok iyi ayar çekiyor bana. Çiçeği severken gelinini sevse daha iyi bence. Ben sevgili hanımın içindeki canavarı çıkarttım. Çiğdem Hanım'ın getirdiği nazar boncuğu ufak bir şey olsaydı bu kadar söylenmezdi. Daha büyüğünü bulsaydım daha büyüğünü getirdim. Çiğdem teyzenin uslubu çok çirkin. Sevgili Hanım'la Cansu tehlikeli mi? Tehlikeliler bence. Göründükleri gibi değiller. Zaten ben hep tek başımaydım, yine tek başımayım. Demesi beni acayip derecede kırdı. Gerçekten o kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Hiç üzülmesine dayanamam çünkü çok yeterince çok üzüldü.
Sevgili seyirciler, bugün çok değişik bir lezzet. Kestane çorbası yapıldı. Gelinler ilk defa yaptılar bunu ve kayınvalideler ilk defa bu çorbanın tadına bakacaklar. Acaba puanları ne olacak? Kaçar puan verecekler acaba? Çok merak ediyorum ve hemen sevgili hanım çağırıyoruz buraya. İlk tadımı ve puanlama yapmak üzere. Hiç satmadınız değil mi? Kestane kebap yemesi sevap. Evet. Tatmadım. Kestane bizim topraklarımızda çok yetişen Kestaneyi severim. Meyvemsi, sebzemsi bir şey yani. Evet, değişik bir şey. Siz hep meyve olarak, kuru meyve olarak yediniz ama şimdi bu sefer sebze olarak yiyeceksiniz bunu. Evet. Buyurun efendim. Merak ediyorum. Mesela. Çok. Ben de merak ettim. Şöyle bir bakın. Bayağı çorba kıvamı. Evet. Bayağı çorba tabii ki. Yo. Ne olduk yine? Ne olduk ha? Çorba, şeker, tuz. İkinci çorba. Allah Allah. Çok değişik bir tadı var. Tavuk suyu. Tuz. Şeker. Yavaş yavaş. Böyle birdenbire yutmayın. Böyle dilinizden hani vardır ya damağınıza götürür o lezzeti. Öyle getirin. İşte o lezzet öyle anlaşılır. Hı. Bu sefer deneyeceğim. Peki farklar oluyor biliyor musunuz? Her çorbada bir fark var mı? Olabilir, damak tadı. Krema da vardı değil mi içinde krema? Tabii ve seyircilerimiz oldukça merak ettiler zannedersem. Ay sonra. Ben de merak ettim ne diyeceğim. Ben de çok merak ettim. O zaman puanlamaya geçelim. Yani hani Nilay'da ağız damağınızda hoş tadı bırakan tabak hangisiydi? Krema tadı aldım, hoş geldi. Bu tabak. Öyle mi? Aynen. O zaman puan verelim. Birinci tabağa kaç puan veriyorsunuz? Bir. İkinci tabak. Beş. Ona beş verdiniz. En beğendiğim. Üçüncü tabak. Bir. 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 Hiç beğenmedi. Sürpriz. Hiç beğenmedi. Hiç beğenmedi. Aynen. O beşi kim aldı acaba? Bilmiyorum. Çok heyecan. Bence beşi açalım, diğerleri kalsın. Açalım böyle baştan sona. Gelin buyurun açın, buyurun. Yavaş yavaş kaldırıyoruz. Bakıyoruz kameralarımız görsün. Yavaş yavaş yavaş. Gülşah. Bir puan. Dört. Beşmiş gibi bağırdınız. Dört. Yavaş yavaş böyle bakalım. Kestane çorba. Hatice! Bir puan. Aa, Cansu mu? Elif mi? Cansu mu Elif mi? Çok enteresan. O zaman... 5 puan alan tabağımız buydu. 5 puan alan tabağımızı... Elif. Açma açma. Teşekkür ederim sevgili seyirci. Aç 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 aç. Cansu. Evet herkes 1 puan. Elif 5 puan aldı. Helal olsun. Teşekkür ederim. Ne tadı aldın? Neden bir puan verdiğinizi öğrenebilir miyim? Elif'in de kreması hoşuma gitti. Ama diğerleri... bizlerin de kreması var. Hepsinin içinde aynı krema var. Ve hepsi aynı malzemeyle. Ama hepsinden daha çok Elif'in kreması vardı. Onun tadını daha çok aldım. Tamam. Zaten çorbanın tadını beğenmedim.
Yani şimdi ona 4, ona 3, ona 2 versem yine haksızlık olacaktı. Hepsini o yüzden 2, 2 dedim. Ya da 3, 3, 3, 3 verseydin. İşte o zaman haksızlık olacaktı. Beğenmedim çünkü. Ama çorba bu yani. Bize verilen zaten hiç içmediğiniz bir çorba, hiç tatmadığınız bir çorba. Yani 1 puan çok az bence yani. Olmadı. Daha bir çorba gibiydi. 5 verdim. Bizimkiler de daha çorba gibi. Daha suluydu. Hepsi diğerleri. Sulu. Hepsi aynı şekilde yapıldı. Olabilir. Yani çok büyük bir haksızlık bence bu. Yani ben bu puanı gerçekten kabul etmiyorum. Çorbamın tadına da baktım. Gerçekten çok ama çok güzel. Beğendin, çok güzeldi. Evet, ben çok beğendim. İlk defa içmeme rağmen geldi. Gerçekten çok beğendim çorbamı. Kimse ayranım ekşi demez ki Gülşah zaten. İstersen ben de baktım. Bence ben de çorbamın tadına bak. Ben de kendim aynı çorbayı yaptım. Ben de kendiminkine bayıla bayıla içerim yani. Dün de yemeğin yandı, kabul etmedin. Sen hiçbir şeyini kabul etmiyorsun ki Gülşah. İyi de olsa, kötü de olsa mükemmel senin bence için. Bence bir çorbamın tadına bak, tabii ki kabul etmiyorum çünkü yanmadı. Bana göre de yanmıştı. Sana göre yandı, kayınvalidelere göre yanmadı. Hüsniye teyzeye göre de yanmıştı. Onun zaten damak zevki ayrı bir... Lezzet arıyor. Hüsniye teyzenin damak lezzeti yok diyorsun. Sevgili teyzenin yok, benim kayınvalidemin yok. Senin kayınvalidenin mi var? 4 verdi sana yanılmıyorsan. Evet 4 verdi ama senin kayınvaliden de 3 verdi. O lezzete mi giriyor? İyi mi yani? İyi bir puan mı senin için? Tabii ki iyi değil. Sonuçta 5'ten düşük bir puan. Ama işte dün de dedim yani senin kayınvaliden yanık yemek sürekli yiyip alıştığı için senin yemeğin ona lezzetli gelmiş olabilir. Bence alakası yok. Çok yanlış düşünüyorsun. İnsan olarak tatsaydım ben hayatta yemezdim senin yemeğini. Zaten benim çorbamın istersen sen de bir tadına bak. Ben çorbandan bak. Bahsetmiyorum, yanık dün yemeğinden bahsediyorum. Dün yemeğim de yanık değildi. Sana yanıktı. Göre Gülşah, bana yanıktı. Göre değildi. Gözümle gördüm diyorum. Bana yanıktı göre yani. Değildi. Ve sevgili seyircilerimiz, bu enteresan çorba tadımını sürdürüyoruz. Müzeyyen Hanım geliyor. Müzeyyen Hanım, siz Anteplisiniz. Evet. Antep'te değişik tatları severler. Evet. Yani bu çorbayı tatmış mıydınız? Tatmadım hiç. Yani daha çok böyle bir işte batıda çok yapılan bir şey. Öyle mi? Evet, Bursa'da daha çok yapılıyor. Hı hı. Şimdi ilk defa tatacaksınız. Buyurun efendim tadın. Kaldın. Şekerli bir çorba. Kestane şeker olduğu için içinde de şeker var. Hı hı. Yani. İkinci tabağa da bakalım. Bunda biraz kestaneler kalmış. Üstünde olduğu kestaneler olmasın. Çünkü üstüne süs diye koyduğu kestaneler de vardı. Öyle mi? Onlar dibe düşmüş olabilir. Hmm. Evet. Yoksa onu kapattım. Üçüncüye bakıyoruz. Bunun biraz tuzu az gibi. Tuzu mu? Hı. Ama aynı tat. Yani. Ne hissediyorsun? Yani. Çok ağzınıza şey hitap etmedi. Uymuyor tabii zaten. Ama puan vereceğiz. Tabii ki vereceğiz. Yani en azından bir pişirme kıvamı var. Çünkü hı-hı, ben de sonuçta tattım bunları. Hı-hı. Bir pişirme kıvamı var. Bir şey de var. Koyuyorum. Evet. Hı-hı. Birinci tabağa puanınız kaç? Birden beşe kadar. Puan veriyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Ona 4 veriyorum. 4. Bu 2. 2. Bu 5. Bu 1. Dördüncü tabak? 1. 4, 2, 5, 1. Müzelerinden güzel puanlar geliyor aslında. Yani tabii biri var. Evet. Bakalım kimmiş? Şu 2 puan verdiğiniz tabağı açalım. Sessizce yavaşça kaldır, birden çekelim. Yavaşça kaldır bakalım, kameraya bakalım.
kaldırıyoruz ve kendinize doğru çekin. Gülşah! Gülşah, 2 puan. Evet. 1 numara tabağı açıyoruz, 4 puanlık tabak geliyor. Yavaşça kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz, kaldırıyoruz. Hatice, 4 puan. Cansu mu, Elif mi? Elif mi, Cansu? Beş, bir. Elif, Cansu. Cansu, Elif. Hangisi? O zaman 5 puan alan tabağı kaldırıyor. Kaldırdık Elif. Ay, 5 aldım değil mi? Evet. Ay, teşekkür ederim. Ve bunu kaldırıp kendinize çekiyorsunuz. Cansu. Buyurun, siz alayım. Afiyet olsun. Ah anneciğim, ah. Nereden bileyim? Müzeyna'nın. Nereden? Neyini beğenmedin? Yani biraz daha böyle kıvamı sanki sulu gibi miydi? Onun için. Gerçi çok aralarında fark yoktu ama o bana birazcık daha böyle değişik geldi. Hmm. Peki. Müzeyyen'in bir verecek kadar farklı olan şey neydi tabağıma? O pek hoşuma gitmedi. Bir şeyse hoşuma gitmedi ama öyle nesi? Damak tadıma uymadı. Bu kadar mı yani? Evet. Ya o damak su tadıma... eksiktir, bu su eksiktir, şu fazla geldi, bunu yoğun hissettim gibi bir açıklamanız yok mu? Tabii ki o başta 5 verdiğim yoğunluğu falan daha iyiydi sanki. Onun için zaten 5 verdim. Bir aradaki fark oydu. Çok birbirine benziyorlardı yoğunluk zaten. Yoğunluk derken şey mi, çorbanın yoğunluğundan evet. mı bahsediyorsunuz? Evet. Tadından ziyade görüntüsüne mi baktınız çorbanın? Görüntü değil, kıvamı. Görüntüsünü demiyorum, kıvamına baktım. Tamam, kıvamı daha yani. Sanki... Tadında çok fark yoktu da kıvamı daha iyi diye mi verdiniz? Tadı da aynıydı zaten öbürleriyle hepsi. E aynı diyorsunuz çoğu, ama dediniz ki yoğun aynıydı. Diye 5 verdim diyorsunuz. Vermem gerek çünkü. Ona 1 verdim diyorsunuz o zaman şu anda. Ya ben anlamadım, kafam karıştı gerçekten. Gülşah, kayınvalidenden de düşük aldın. Güveniyordun evet. çorbana. Güveniyordum, sordum zaten kendisine de. Olmamış. Daha sulu dedi. Arkasında duruyorum çorbamın. Aynı şeyi ben de söyledim. Evet ben güveniyorum, bakabilirsiniz. E demek ki beğenmemiş ki kendi kayınvaliden, o bile 2 veriyorsa ben gidip bakmamın bir anlamı yok yani. Sonuçta benim bakmamın da bir manası yok. Ben puan vermiyorum, kendi kayınvaliden veriyor. Sadece benim kayınvalidem değil ki, daha şu anda 2 kayınvalide İşte ondan öncekinde de Sevgül teyzeden de 1 aldın zaten. Ben sadece de sulu dedim zaten. Sen benim gelinime nasıl verdin 1 puanı? Sevgül Hanım, siz... Şimdi söyle bakalım. Sulu mu dediniz çorbasına? En kıvamlısı Elif'inkiydi. Kremata sulu anlamında mı? Evet. Sulu anlamında mı söylediniz? Diğerleri daha suluydu. Yani hep diğerleri mi daha suluydu? Hepsi aşağı yukarı aynıydı. Aslında bana kalsa hepsi 1-1-1'di. Hani tadını da beğenmedim. Hayır, ya. Hayır, koyu kıvamlı olan Elif'inki miydi onu anlayamadım. Elif'inki daha bir öyle bir çorba gibiydi. Arkadaşlar hani diyorsunuz ya hepimiz aynı malzemeyi kullandık. Bir demlik çay da demlesek bugün Hatice farklı demler, ben farklı demlerim. Yanlış mı? Tamam, ben hepimiz... kıvam olarak söylüyorum. E ne diyor, daha demedim. Kıvamlıydı Elif'in çorbası diyor. Tamam aynı ama elden ele değişiyor. Yani e ama... tamam, herkesin el lezzeti farklı demek ki, buradan bu çıkıyor. El lezzeti farklı tabii ki. Ve şimdi tadım yapacak, çok merak ediyorum. Kayınvalide yani Hüsniye Hanım gelecek, acaba kaçar puan verecek, çok merak ediyorum. Hüsniye Hanım geliyor. Ben de ölüyorum meraktan. Öyle mi? Vallahi şu çünkü çorba ilk defa deneyeceksiniz. Evet, önce su içeceğim hatta. Evet. Oruç açar gibi. Allah kabul etsin. İnşallah Ramazan'a kavuşacağız. Merakınızı giderelim efendim. Buyurun. Buyurun.
Ben bu çorbadan hiç hoşlanmadım. Puan vereceksiniz. Biraz Türk demek tadına biraz şey gelir, enteresan gelir. Yani bu bir böyle bir hani değişik böyle bir tadımlık bir şey aslında. Hani seven de var, sevmeyen de var. Ben bunu çorba niyetine değil de şöyle tatlı niyetine değerlendiriyorum. Ben bunu çorba gibi değerlendiremeyeceğim. Şimdi o size kalmış ama tadını bir şeyini yapın da o içinizde... Şöyle söyleyeyim. İçinizde saklayarak söylüyorum. İçimde attım tatlı mı, çorba mı? İçinizde konuşulurlar. İç sesinizle konuşun. Sesim kaçtı gitti, kalmadı da. Allah korusun, sizin sesiniz kesilmez. Ama şunu söyleyeyim, şöyle bir yorum yapayım. İlk taktığım tabaktan keyif hiç almadım. Zaten lezzetini beğenmediğim için ama keyif al. Şu birazcık beni böyle... Hafif bir oynattı. Ha, hafif bir, o acaba. Üçüncüde göbek attır herhalde. Birbirine yakın lezzetli. Ama böyle bir alışkanlık bir şey yapıyor. Damak demiş, bırakıyor. Şimdi çok kötü bir tatla başladım. Şu ikisi evet. Evet. Ama tekrar söyleyeyim, benim yiyebileceğim bir çorba değil bu. Evet. Tamam. Tamam. Tamam dede. Bir numaralı tabağa kaç puan veriyorsun? Bir. Bir. İki evet. Numaralı tabağa. Üç. Üç. Beş. Beş. Üçüncü tabak. Dördüncü tabak. Dört. Dört. Bir, üç, beş, dört. O zaman... Üçten başlayalım. Şunu böyle kaldırıp kendinizi çekelim, bir kameralarda görsün. Yavaşça kaldırıyoruz, kaldırır, kaldıracağız. Çekiniz Cansu. Üç puan. Dört numara tabak, dört puan almış. Böyle çek kaldırıyorsunuz, usulca kaldırıyorsunuz. Kaldırıyorsunuz, kaldırıyorsunuz, çekiyorsunuz. Gülşah. 4 puan. Teşekkür ediyorum. Hatice mi? Hatice mi Elif mi? Hadi bakalım. Hatice mi Elif mi? Evet. O zaman 3 numaralı tabağı kaldırıyoruz. 5 puan olan tabağımız. Acaba kimin? Kaldırıyoruz, 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 kaldırıyoruz. Hatice! Çok şükür Allah'ım sana 5 puan. Sonunda buldu beni ya. Yine buldun Hatice'nin tabağını. Daha yani bir hafta sonra, iki hafta sonra buldu artık. Kaldırıyorsunuz Elif. Elif. Elif bir puan. Allah'ım sen büyük. Elif'ciğim. Nazarlara geldin. Yalnız gerçekten tebrik ederim. Hiç beğenmediğim bir çorbadan benden beş. Hani hiç beğenmediğim bir çorbadan beş. Öpeceğim gelinimi. Asıl bu başarı. Evet. Bu başarı lezzet, yani. Lezzet dedi, bu olsa gerek bu yani. Nasıl anladınız? Nasıl, neyinden hani beş verdiniz? Hayatım birinci tabakta hiç ilk açtığım en kötü geldiği için oradan değerlendirdim tabakları. En kötü geldiği için. Hüsniye teyze, sevgili teyzeden, Müzeyyen teyzeden 5 aldım. Diğer tabaklardan farkı neydi bir aldım? Tadını beğenmedim. Ama diğer zaten... tabakların tadı senin tabağınla kıyasladığımda daha güzeldi. Zaten sen hariç diğer üç tabağın arasında kaldın puanlama yaparken. Vermek için verdin o zaman. Hayır. Lezzetini beğenmedim yani, hiç beğenmedim. 2-5'i alıyorsun. Problem yok, güzel, onlar beğendi. Ben de dedim ki tamam, Elif'inkinde herhalde bir farklılık var ikisi de verdiğine göre. Kıvamları duyunca acaba oradan mı dedim. Şimdi Hüsniye Hanım geldi, o farklı bir yorumla farklı bir puanlama yaptı. Bu sefer de niye bir oldu? Ama merak ediyorum, kıvamındansa hani sevgili teyze kıvamını, kremasını beğendiğim için ben verdi. Ben kıvamına dedi. Bakmadım çorbanın. Zaten bence kıvamları eşitti çorbaların. Hepsinin de yoğunluğu aynıydı. Sadece lezzet olarak farklıydı. En lezzetsiz bulduğum tabağa bir verdim. Teşekkür Diğerleri ederim. De zaten kendi aralarında yakın lezzetlere sahipti.
iyicene dikkat ederek haksızlık olmasın diye doğru değerlendim. 3 ile 4 arasında kalmıştım 5 verebilmek için. Son tabağa 4'ü verdim, 3.'ye 5 verdim. Evet, son tadım yapılacak olan kayınvalidemiz gelecek, Çiğdem Hanım. Ve bu çorbaya, nefis çorbaya puan verecek. Çiğdem Hanım geliyor. Değişik bir tat. Evet, tabii. Enteresan bir tat. Yani çoğunuz mutfakta olmayabilir ama genelde dünya mutfaklarında kullanılan bir şey de az basit ve hani değişiklik yapalım diye. Bir de ben özellikle istedim, ağız tadı nasıl diye bir görmek istedim. Tamam. Buyurun. Bakalım. Bizim için de değişik şeyler görüyoruz burada. Yani yenmeyecek bir şey değil. Ama ilk yediğim için hepsine bakacağım. Tabii. Ondan sonra. Tabii. İkinci tabağınız. Ama ben beğendim çorbayı, çorba olarak beğendim. Ben yani yiyebilirim bunu. Siz tatlı, tuzlu şeyleri seviyorsunuz. Aslında çok sevmem ama bu çok hoşuma gitti. Tat olarak hoşuma gitti yani, güzel. Evet. Kabak çorbası, tat bal kabağı çorbası da yapılır. Evet yani o kestane evet. Falan hoş. Evet. Yani bundan ilk tabak birbirine benziyor. Evet. Ve dördüncü tabak. Kıvamları da hani bu biraz daha kalın olmuş. Kıvamı onlara nazaran. Baştaki de biraz sulu olmuş. Yiyebilirim. Öyle mi? En çok şu ikisini beğendim. O zaman puanlara geçelim. Bir numaralı tabağa kaç puan veriyorsunuz? Bir numaralı tabağa... İki veriyorum. İki. İki numaralı tabak. İki numaralı tabağa. Üç veriyorum. Üç. Dört veriyorum. Dört. Bir veriyorum. Bir. İki, üç, dört, bir. Evet. Geri kaldıralım bakalım. Şöyle tutuyoruz bunu böyle yavaşça kaldırıp sonra kendimize çekiyoruz ki... ekranda, kameralarda tamam. Görsün, ekrandaki izleyicilerimize kim olduğunu görsün. Kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz ve çekiyoruz. Cansu. 2 puan. Bu ikinci tabağa 3 puan vermişsiniz. Aynı şekilde kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz, kaldırıyoruz ve çekiyoruz. Hatice. 3 puan. Şimdi 4 puan ve acaba Elif mi? Evet. Güşah mı? En heyecanlı Güşah yer. Mı? Elif mi? Hadi bakalım. O zaman 4 puanlı tabağa. Kaldırıp ve çekiyoruz. Güşah. Teşekkür ederim. Ve geline 1 puan vermiş oldu. Evet. Elif. Yani sulu olmuştu. Buyur. Ben değiştireceğim seni. Değiş bence de. Yok yani olmuyor. Neyini beğenmedi? Biraz sulu geldi bana. Çorba sulu olur anne, katı mı olur çorba? Biraz kıvam, öbür ikisinin daha çok kıvamı vardı. Canın sağ olsun be. Hep canım sağ olsun diye diye göndereceksin bizi buradan. Her tadım yaptığında canımız sağ olsun, canımız sağ olsun. Ama şimdi Elif'ciğim tamam beşleri aldın iyi güzel de bu iki kayınvalide de... birlik bir tabak hayır, olduğunu hayır, yani düşündüm. Şu an için konuşmuyorum. Genel anlamda benim kayınvalidem evet. Bana puan veremiyor. Veremiyor. Veremiyorum. Bir veriyor, iki veriyor yani. Üçü, dördü tutmuyor. Çok nadir veriyor. Daha mı yüksek beklentilerdeyim bilmiyorum ama. Demek ki beğenmiyor senin el lezzetini. Beklentin ne? Yani verilen malzeme hepimizinki aynı. Yani ben sanki sen daha güzelini yaparsın. Hep daha güzelini yapıyorsun. Olmuyor gibi anne. Bir gün sen yaparsın ben puan tamam, veririm tamam, inşallah. Tamam. Çiğdem Hanımcığım bu dörtle üçün arasındaki fark neydi acaba? Beğendim dediniz de ikisini.
Vallahi demek ki bir şey fark varmış ki dört daha çok hoşuma gitti. Hani siz tattınız ya. Hayır, içindeki kekiği mi fazlaydı? Yok, lezzet olarak daha güzeldi. Lezzet olarak koyuluk falan onu. Açısından nasıldı peki? Efendim? Koyulukları falan. O ikisinin koyuluğu aynı söyledim. Lezzet olarak o da bir puan daha üstteydi. Benim tabağımı bulamadıktan sonra benim lezzetli yemek yaptığımı söyleyen insan kendisi. Demek ki damak zevkine hitap etmiyormuşum. Lezzetsiz mi yapıyoruz yani? Onu mu ima ettiniz? Hayır, ben size lezzetsiz yapıyorsunuz demedim. Ama bize veriyor. Ben kayınvalidemin damak zevkine inanmıyorum artık dedim. Tamam, inanmıyorum artık deyince. Kendi yemeğimi beğendiremedikten sonra bana ne sizin lezzetlerinizden ya? Hayır ama yani illa sana verince o zaman senin tabağını aramış oluyor. Ona öyle söyleniyor. Bilezikleri yani almayı biliyorsa benden tabağımı da bulacak yani. Ben bilezik almadım sana. Ama burada sen bize resmen hakaret ediyorsun. Diyorsun ki yani sizinkiler lezzetsiz olmuş. Damak tadına inanmıyorum kayınvalidemin. İnanmıyorum. Eğer ki Elif'in tabağının koyuluğu bir tık daha koyu olsaydı o sulu olduğu için benden kaybetti. Bir tık daha kıvamı olsaydı 5 verirdim. Ama birinci tabakla sonuncu tabak ikisi de sulu olmuştu. Ortadakilerin kıvamı güzeldi. Orada sarımsaklı yemek yapmışız, ağzıma sarımsak direkt geldi diyorsun. Direkt geldi ama direkt. Ben daha sana bir şey söylemiyorum. Tadını almak başka direkt bir şey. Direkt gelemez anne. Ben sarımsağı rendelediysem nasıl direkt gelebilir ağzına? Sen bir kere ses tonunu biraz kıs. Hayır yani karşında bunun açıklamasını var. Yapıyorum sana. Burada ses sarımsaklı yemek yapıyoruz. Ses tonunu kıs, ben ona yapıyoruz. Benzemem. Ses Hayır, ben ses kısacaksın. Tonunu yükseltmiyorum artık, beni de bir sorun. Farkında değilsin. Önce biraz sesini kısacaksın benimle konuşurken. Ben tabağımı savunuyorum. Ben sana burada saygısızlık tabakta yapıp... benim ağzıma sesini... löp diye sarımsak gelirse benden biri alırsın. Ben sarımsağın tadını seviyorum. Ağzıma löp diye geldi tamam. Sarımsak. O zaman onu iyi ezeceksin. O sarımsak benim ağzıma gelmeyecek. Çiçek ben olduğuma göre solmadım. Hatice mi çok konuşuyor yoksa kayınvalidesi mi? Karşıdaki sesini kısmak zorunda kalır. Çok iyi ayar çekiyor bana. Çiçeği severken gelinini sevse daha iyi bence. Ben sevgili hanımın içindeki canavarı çıkarttım. Çiğdem Hanım'ın getirdiği nazar boncuğu ufak bir şey olsaydı bu kadar söylenmezdi. Daha büyüğünü bulsaydım daha büyüğünü getirdim. Çiğdem teyzenin uslubu çok çirkin. Sevgili hanımla Cansu tehlikeli mi? Tehlikeliler bence. Göründükleri gibi değiller. Zaten ben hep tek başımaydım, yine tek başımayım. Demesi beni acayip derecede kırdı. Gerçekten o kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Hiç üzülmesine dayanamam çünkü çok yeterince çok üzüldü. Evet sevgili seyirciler. İkinci günü de bitirdik. Gelinin mutfakta heyecanıyla ve koşuşturmasıyla devam ediyor. İkinci günün sonuna geldik. Bakalım neler yapmışız bugün. Hüsniye Hanım, hani Elif çiçek getirdi ya sevgili Elif'le Çiğdem Hanım. Çiçeğe bir isim koymuş. Bakalım ne koymuş. Güzel, bak şimdi görseli de güzel duruyor. Ben çok duruyor. Sevdim bunu ya. Bu benim... Güzel. Bu bir gelin, benim gelinin adını çiçekmiş. Vereceğim ona ben. Bunun adı Hatice olsun. Hatice'm benim. Aşkım benim. Bak ben bunu böyle sevim, Hatice hep 5 alacak. Hepinizden 5 alacak. Hadi Hatice, bakalım. Herkesten 5 alacak Hatice. Orada büyüsün, güzelliğsin Hatice'm benim. Boylu boylu Hatice gibi. Maşallah. Ah Müzeyyen, ah. Ah Müzeyyen, ah. Ah, ah Müzeyyen Hanım. Onu bunu bırakın. Gelini içeride ne dedi dün? Ne dedi? Kayınvalidem konuştu çiçeğe, konuştu, 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 çiçek bile soldu. Siz onun öyle suskun olduğuna bakmayın dedi. Adam... Kaşı gözü ayrı oynar dedi. Çiçeği bile soldurdu dedi. Hayır yani burada benim susmamı istedin, sustum. Ben de çiçekten aldığım o pozitif buna enerjiyle... ne diyeceksiniz şimdi? Çiçekle konuşurum, ne güzel çiçeklerle konuşmak huzur verir. Onun adını da Hatice koydum, bakalım o ne yapacak. Ama şimdi. Yani bunu gelininiz söyledi. Hiç yok, susmadığınızı yok. Söylüyor demek ki. Sürekli öyle konuşuyor musunuz? Hatice'ye mi? Hatice pek şikayetçi gibi konuşmanızdan. O da aşağı kalır bir yanında değil yani, o da konuşuyor. Aa, bu çiçeği altında kalmaz. Ya çiçeği soldurdunuz.
Ben öyle şey, diyor. Gelininizin deyimiyle söylüyorum. Ben demiyorum, gelininiz diyor. Evet, gelininiz diyor ya. Gelinimiz, gelinim der. Konuşur mu yani? Yalanı yok, konuşuyorum. Ama o da konuşuyor. Evet. O kadar şeyin konuşmuyor. Şeyin olmadı. Yani Hatice sanın kadar konuşmuyor. Nasıl konuşmuyor? Yok. Ay o hiçbir lafın altında kalmaz. Kalmıyor ama öyle sizin kadar çok konuşmuyor. Çiçeği soldurdu. Yani, neresi soldu? Ben ya çiçeği soldurdu bile. Boylu poslu. Mimiklerle. Çiçek soldu mu? Şimdi onu dün söylemiştik. Hani sessiz kaldığı için çiçeği soldurduk diye. Kayınvalidem bugün Hatice'yi koymuş yani çiçeğin ismini. Bugünden sonra çiçek ben olduğuma göre solmadım tabii ki de. Yani ben Hatice'ye buradayken de söyledim Fatih Bey. Hatice çiçeği soldurduğunu söylemişti. Dedim ki kayınvalidem çok konuşarak seni de solduruyor mu demiştim. Hayır demişti ama göreceğiz bakalım çiçek solacak mı, çiçek açacak mı? Bence çiçek fazla bir ömrü yok diye tahmin ediyorum. Çok sevdiğim bir çiçektir ve çok nadir bulunur. Çok nadir açan çiçeklerden bir tanesidir. Evet biliyorum, benim evimde de var orkide. Yani ömrü de uzundur. Ömrü uzundur. Evet, çok uzun güzel bakarsan çiçek. Çok güzel uzar gider. Ama şöyle bir de sıkıntı var. Dün solan çiçek bugün nasıl açtı onu anlamadım. Açmış da benim adım verince açmış. Peki, yapraklarını dökmüyor. Peki bir şey söyleyeceğim gelinler. Hatice mi çok konuşuyor yoksa kayınvalidesi mi çok konuşuyor? Bence Hüsniye Hanım. Bence eşit gibiler. Yani birbirlerini dengeliyorlar. Ne bir taraf daha çok böyle konuşuyor. İkisi de aynı gibi geliyor bana. Hüsniye Hanım daha baskın. Aynen. Bakınca aslında Hatice konuşmuyor mu diye bir düşündüm ama sonra yok konuşuyor dedim. Ama düşününce o daha gür ve baskın olduğu için o daha çok konuşuyor gibi görünüyor. Evet. Sesi yüksek birinin yanında kısık sesle konuştuğunuzda otomatikman ses kesilir zaten. Karşıdaki sesin kısmak zorunda kalır. Çok iyi ayar çekiyor bana. Diyorum ki acaba Hüsniye Hanım çiçek üzerinden hani bir konuştu ya, acaba sana söyleyemedikleri çiçekle mi böyle söyledi? Yani çiçeği severken gelinini sevse daha iyi bence. Ki. Ay ben yok öyle. Ancak ama torunumu severim. Çiçeği ben seveceğime gelinimi severim daha iyi. O zaman abi dizime mi oturtayım? Buradan yok, şöyle dizime bir şey çıkıyor. Hüsniye Hanım çiçeği gerçekten sevdi. Şeyi değil, Hatice'yi değil. Hatice'yi değil, çiçeği seviyorum. Sevgisi Hatice değil. Olur mu? Hayır, ben onda Hatice'yi görüyorum. Güzel. Hatice de çiçek kadar güzel. Sizler de güzelsiniz zaten. Hepiniz çiçekleriniz. Sizler benim çiçeklerimiz. Ben de sizi çiçeklerim diye seviyorum. Kayınvalideleri de seviyorum. Tabii ki. Çiğdem Hanım, geline taktığı nazar boncuğu tartışmaya sebep olmuş. Kızlar. Bakalım. Ama bu arada siz de geline nazar değmesin diye hani maşallah böyle koca bir nazar boncuğu taktınız. Yani haksız mıyım? Anca orası o kadar büyüklükte yetiyor yani. Ağır gelir aşağı kem düşer. Gözler şeyler evet yani, baksana. Herkesin gözü Elif'in üzerinde. Mecburen. Biraz fazla büyük geldi. Bizim orada atlara daha takıyorlar. Daha büyüğünü bulamadım. Daha büyüğünü bulsaydım. Daha büyüğünü atlara takıyorlar bizim orada. Siz ata takın. Ay, ben gelinime hediye ettim. Hiç etkisi de yokmuş gerçi. Ben onun ne demek istediğini hani biliyorum da. Büyüklüğünden dolayı dedim ben atlara. Ben yine saygısızlık yapmak istemiyorum şu anda burada. Ha, atlara takılır derken ben saygısızlık mı yaptım? Biraz düşünürseniz. Niye atta asil bir hayvan? Ben söyledim zaten onu. Siz onu düşünmeden başka niyetle söylediniz ama. Hangi niyetle söyledin? Artık sizin içinizin şeyi. Sevgili Hanım dedi ki en bizim orada onun büyüğünü atlara takarlar. At Murat'tır normalde. Öküz kötü bir şey değil yok, canım değil bu. Yok değil ama hangi niyetle söyledi bilmiyorum. Yok canım kötü niyetle, söylediyse yani de duruşuna yakıştırmam zaten. Kötü niyetle söylemedim bir. İkincisi nazar boncuğu çok fazla göz önünde olması iyi değildir. Nazar değer, nazarı çeker. Bence zaten o iyi niyetle söylenen bir şey değil. Ben bunu hiç iyi niyete çekmiyorum. Ben sevgili hanımın içindeki canavarı çıkarttım böylece. Çiğdem Hanım'ın getirdiği nazar boncuğu ufak bir şey olsaydı bu kadar söylenmezdi. Büyük bir şey getirdiğin için böyle adamın gözüne sokar gibi diğerlere değmiş demek. Evet. Büyük olduğu için değmiş. O büyüklük de herhalde fazla iddialı olduğunuz içindir. Evet o. İddialıyım. İddianız görüldüğü için de ortalıkta. Aceleye geldi. Daha büyüğünü bulsaydım daha büyüğünü getirdim. Hele ki bu kadar rahatsız olunduğunu bilsem çok daha büyüğünü getirirdim. Bir
çok güzel yani. Hayır, rahatsız. Sonra neden rahatsız? Büyük getiririm, küçük getiririm. Kimi ne ilgilendirir? Gelinime getirdim, size mi getirdim? Burada söz bakın konusu... Fatih Bey'in masasına maşallah. Nazar değmez inşallah. O, kocaman onun da var. O aynı zamanda bir nar. Ama aynı nar olduğunu bilmiyordum. Nar. İyi ki de söyle. Gerçekten nar mı? Bereketli. Nar bakış, böyle mi oluyor? İlk bakışta ben nar görüyorum. Sizinle konuşmuyorum. Size bu kadar cevap yetiyor. Bu kadar nazarlık biraz size... gibi gelir. Pardon. Bu kadar ya ben bu kadar bir altın getirip takmadım. Cam bir nazar boncuk. Bunu sizlikle ne alakası var? Bence var. Ne alakası var? Yani Çiğdem teyzenin uslubu çok çirkin. Sizin gibi. Nasıl konuşursanız öyle cevap alırsınız. İyi gelirseniz iyi cevap alırsınız. Kötü niyetle gelirseniz benden de çok güzel cevap alırsınız. Nal kötü hiçbir bir şeydir. Zaman hiçbir zaman hissiz alaycı bir şekilde yapıyorsunuz. Bu sefer de dedim alay ama nal getirir dedim ama siz alındınız. Niye alındınız anlayamadım ben. Nal getirsem niye size aldım? Takarım. Size de nazar değmesin belki de. Beni düşünmeyin siz canım. Ben kendimi düşünüyorum. Siz bana hiç akıl veremezsiniz. Ben düşünürüm kendimi. Bana hiç zahmet etmeyin siz. Siz kendi fikirlerinizi kendinize saklayın lütfen. Siz de kendi alacağınız hediyeleri kendinize saklayın. Ben zaten kendi size mi getiriyorum? Evet. Sevgili Hanım ve Cansu'yu kim, neden tehlikeli buluyor? Bakalım. Cansu için kayınvaliden söyledi ya, burada hani oyun oynuyorsunuz. İşte dedim ya, kayınvalidem en başta Hüsniye teyze için geldiğini söylemişti. Tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Ama bir iki gün gözlemledikten sonra Cansu'ları daha tehlikeli, bulduğu için... Ları bir de çoğul olarak evet. Kayınvalidemi de Sevgül teyze de yani. İçinde. Ha. Hatta Sevgül teyzeyi daha tehlikeli buluyor. Yok konuşmadığı artık. İçin. Yok artık. Evet, yere bakan yürek yakan diyor. Değişik tespitleri olmuş gerçekten. Peki neden tehlikeli buluyor? Bunu bana nedenini açıklar mısın? Yani bunun nedenini bana kendisi açıklamadığı için ben sana bir açıklama yapma gereği şu an hani yapamayacağım. Hayır merak ediyorum. Biz yani konuşmadığı için... Böyle alttan alttan yapacağını yaptığı için bence. Evet. Neden ortada işte. Herkes kendini belli ediyor yavaş yavaş. Besbelli neden. Buyur söyle neden? İşte konuşmanız çıkıyor yavaş yavaş. Kendi iç şeyinizi dışarıya vurmaya yani, başladınız. Yani Sevgili Hanım'la Cansu tehlikeli mi? Tehlikeliler bence. Sevgili Hanım sessiz durarak kendini bir şeylere mi göstermeye çalışıyor onu anlamadım. Ama böyle bir de konuştu mu... Allah içindeki bütün şeyleri kusuyor. Gerçek yüzü o zaman çıkıyor ama onu arada bir yapıyor. Ben yavaş yavaş çözeceğim onu. Tamamen gerçeğini çıkartacağım ortaya. Ya bu klasik Emel muhabbetine döndü Fatih Bey. Sessiz diye illa içinden bir şey çıkartmak istiyorlar. Çıkıyor sonra işte. İnsanı çileden çıkartıp içinden bir canavar çıkartıp aa bak içinde canavar varmış diyorlar. Müzen Hanım sizce de öyle mi? Yani tehlikelilermiş. Ben yeni ikinci günümüz olduğu için daha yeni tanımaya çalışıyorum. Öyle bir tehlike görmedim şu anda ama gözlemliyoruz şu an. Evet. Ben görmedim. Şey düşünüyorum hani üzerime oynadığı zaman benim psikolojimin düştüğünü, elimin lezzetini kaybettiğimi bunu kendisi biliyor ve sürekli üzerime oynadığını düşünüyorum. Bu konuda tehlikeli. Ben Çiğdem Hanım'ın söylevinden şunu anlıyorum. Hani tehlikeli buluyorum demesinden göründükleri gibi değiller. Onu söylüyor. Bunu anladım. Göründükleri gibi çok cicişi hiç oynuyorlar. Değiller. Çok sakine oynuyorlar. Aslında altyapılarında büyük volkanlar var. Burada cici sakin bir insan varsa benim kayınvalidemdir. İçinde bir canavar olduğunu düşünüyorsanız da buyurun çıkarın. İçindekileri rahatlıkla ifade edemeyip daha sakin duruş... Bir tavır sergilediğini söyleyeyim ya da böyle söyleyeyim. Yo, canavar kelimesi. Ben söyleyeceğim yine sakin sakin söylüyorum zaten bağırarak söylemiyorum. Sakin sakin doğru söylüyorsun. Sakin aynen, söylüyorsun. Aynen bu rahatsız evet, ediyor sizi. Bu mu rahatsız ediyor? Aslında rahatsız etmiyor. Siz daha rahat böyle daha nazik bir şekilde nasıl içinizdeki niyeti anlatabilirsiniz? Öyle ifade ettiniz. Ben bundan bunu anlıyorum. Hangi kayınvalide gelinini istediği zaman kızı gibi görüp istediği zaman gelin diyor? Bakalım. Ya da gelini gelin olarak tam gelin olarak görüyorsunuz. Ha. Yerinde gelindir, yerinde kızımdır. Bazen kızlarımdan daha fazla severim ama yeri geldiğinde de gelin oluyorlar. Olsunlar ama. Olsunlar. Gelin olsunlar.
var. Biz de kaynana oluyoruz, bakmayın siz. Peki yani yeri geldiğinde kızım, yeri geldiğinde gelinim oluyor diyorsunuz. Mesela ne zaman kızınız oluyor veya ne zaman onu gelin olarak görüyorsunuz? Ha, doğru soru. Çok iyi. Şimdi şöyle, hani kızım ne zaman oluyor? Bana çok yakın olduğunda, içini benimle her şeyini paylaştığında bana kızım gibi geliyor. İşte bazen kızımdan da yüksek geliyor. Ama bazen telefonlarına cevap vermiyor mesela. Ben kızıma açıp onu derim, neden telefonuma cevap vermiyorsun? Ama gelinme söyleyemiyorum. O anda gelin oluyor. Yani bir şey giriyor arada. Açmıyor mu bazen? Bazen açmadığı oluyor. Neden? Çok mu kızıyor size? Bazen kızıyor demek ki. Allah. O zaman işinize geldiği zaman kızınız, gelmediği zaman geliniz mi oluyor? Öyle gibi oluyor herhalde. Ben bir anneyim ve benim 17 aylık bir kızım var. Ben her seferinde o telefona koşuşturamam, bu bir. İkincisi, kızım yürüyor, sürekli onun peşindeyim. Bir yandan yemek, bir yandan temizlik. Arkada olabiliyorum, başka odada olabiliyorum, duymayabiliyorum. Tek başınızdan büyütüyorsunuz. Evet, tek başımayım. Zaten ben hep tek başımaydım, yine tek başımayım. Duymayabiliyorum, insanız sonuçta. Ben sonuçta kayınvalideme yeri geliyor, kayınvalidem yeri geliyor annem demiyorum. Ben her zaman kendisini içimi döker, her zaman onu annem olarak görüyorum. Bu lafı demesi beni acayip derecede kırdı. Yani sonuçta ben her seferinde o telefona koşuşturamam. Benim ondan önemli işim var. Benim telefondan en önemli işim kızım. Ama şöyle bir şey, ben orada şunu izah etmek istedim. Sonradan dönmediğin zaman ben o zaman bir hissediyorum. Acaba gelin, ha ben acaba daha yakın olmak için daha ne yapabilirim acaba diye. O cevap vermediğinde ben bir kuşkuya düşüyorum. Çok yorgun olabiliyorum. Peki soruyor musun niye dönmediniz diye? İşim vardı diyor, tabii soruyorum. Yani işim olabiliyor, dönemiyorum. Ben kendi aileme de dönemiyorum. Yani dönmek bir zorunluluğu da hissetmiyorum açıkçası. Demek ki benim ondan daha önemli bir işim var ki dönemiyorum. Tabii biz bunu öyle de kabul ettik. Hiçbir sıkıntı da yaşamıyoruz. Hani konu açıldığı için de ben hani o zaman gelin gibi hissediyorum. Ama bana yakın olup bana anında döndüğünde de kızım gibi olduğunu hissediyorum, evet, diye. Yani belirttim. Değişik bir düşünce, bana peki, yanlış bir düşünce. Yani işte söyledin öyle. Zaten ben hep yalnızdım, şimdi evet, de yalnızım diyorsun. Evet. Yani bunu neden? Neden yalnızsın? Çocuğumu da yalnız başımaydım. Evde de hep tektim. Yani oturup tek başıma da ağladığım oldu. Baba evde oldu. De mi yalnızdın sen? Yani yalnızdım derken benim tabii babamla problemlerim çok oluyordu. Yani çok kendimi çok yalnız hissediyordum. Kendi ailemin yanında da, yani evlendiğimde de çok onu hissettim. Çok böyle üzülüyorum ama hep içime, ben çok duygusal bir insanım. Yalnız kaldığını hissediyorsun zaman zaman. Çok hissediyorum ve yani gece o yatağıma yattığım zaman çok gözyaşı döküyorum ama sabah kalktığımda yine herkese gülüyorum. Hissettirmiyorum, yani belli etmiyorum bunu. 2,5 sene olacak evleneli, işte hep çalışmalar girdi. Birbirimizi daha iyi tanıyamadık falan. Yeni yeni tanıyoruz. Ben onun ağlamasına çok üzülürüm. Hiç hayatta dayanamam. Ama bunu söyleseydi bana daha önceden, telefonlar açıp o belki bana kızmıştır, o anda bir sıkıntısı vardı. Olabilir. Söyleseydi, direkt söylese telefon açıp daha iyi. Belki i̇şte de ondan o an kırılmıştır. Olmuyor. Yani o an o telefonu açamıyorum demek ki. Gerçekten o kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Evet. Yani ne oturup böyle kızım yanında ben böyle oturup ağlıyorum. O geliyor beni böyle gözyaşımı siliyor. Bana sarılıyor ya. Dünyalar benim oluyor. Dünyalar. Ama Müzen Hanım üzüldü. Bak bunları bilmiyordu. Olsun Gülşah'cığım. Bu seni çok güçlü bir kadın yapacak. Evet. Buna yalnız insanlar ol. Daha güçlü. Aynen. Olurlar. Çok güçlü olacaksın. Çok yalnız. Çok yeterince çok üzüldü. Neden bu kadar kötü oldunuz bize inanamayacağım? Üzülsün istemiyorum ben. Bilmiyordum. Dayanamam. Ha, bilmiyordum da tabii.
Ya bahardan mı denedim? Gerçekten bir duygusallık söz konusu. Ay evet, yani. Çünkü bahar bir olsun, yaz mı gelecek? Ayva çiçek mi açacak? Erik dalları mı olacak? O artık şimdi olsun da. Hüsniye teyze yine ağlamaklı oldu. Yoruldu mu acaba bilmiyorum ya. Ne yapmaya çalışıyor? Bana bunu söyledikten sonra 3 kere ağlaması vesaire düşünüyorum ama gerçekten yakalayamıyorum artık. Ve biz bakalım bugünkü puanlarda ne yapmışız? Bugünün en düşük puanını alan gelinimiz kim? Ama bunu açıklamadan önce sevgili gelinlerimizi bir ayağa alıyoruz. Boylarını. Millet dilin görsün. Evet. Bakalım bugünkü en düşük puan alan gelinimiz hangi gelinimiz acaba? Yedi puanla. Yedi puanla Cansu. Cansu bebekten mi? 2 gündür üst üste. Evet, 2 gündür var böyle bir performans düşüklüğü bilmiyorum görüyorum. Ama etkiliyor herhalde. Ama evet, yani biz onu hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Yarın bebek inşallah biraz uyur da güzel bir şey. İnşallah. Uyusun biraz o. Evet. Cansu 2 gündür çok düştü. Çünkü stratejiden bahsediyordu. Üzerime çok geliyordu benim. Ve ben de o arada gerçekten düştüm yani, çünkü üzerime geldiği için. Artık bundan sonra dinlemiyorum Cansu'yu. Kendime öyle kararlar aldım. Takmıyorum onu. Takmadığım için de bu onun daha çok zoruna gidiyor ve psikolojikmen kendisi düşüyor. Ve günün ikinci düşük puanını alan gelinimiz. On bir puanla Gülşah. Gülşah bugün de oldu. Artık evet. Yarın Cuma'ya kadar iyi performans bekliyoruz. İnşallah, ben de bekliyorum. Evet. Gelelim günün en yüksek puanını alan gelinimize. Elif mi, Hatice mi? Günün en yüksek puanı Hatice. Günün en yüksek puanını aldı. Hatice, bu hafta iyi başladın. Evet, iyi başladım. İnşallah iyi bitireceğim. Evet, bugün günün birincisi oldum. Çok mutluyum gerçekten. Yani ben buyum yani. Elimin lezzetine gerçekten güveniyorum ve bayağı uzun süreden beri ben buradayım. Bayağı da iddialıyım yani. Hırslı değilim. İddialıyım. Birinci oldum. Hak ettim. Buradayım. Orkide de iyi geldi galiba. Totem de iyi geldi yalnız. Totem de iyi geldi. Gördün mü? Totem iyi geldi. Bilezikleri verdiniz ona. Gördüm. Evet. Ve ikinci olan yarışmacımız Elif. 12 puan. Aslında biraz Cansu'da fark 7 puanla. 11, 12, 13 böyle diye gidiyor. Daha iyi performanslarda gördüm ben. Hatice yani... İyi gidiyor ama biz de iyiyiz. Gelip yakalayacağız onu. Geçen hafta da biz hep ikinciydik. Cuma günü günün sonunda finalde bilezikleri biz kaptık. O şimdi birinci gitsin birkaç gün. Sevinsin, mutlu olsun. Ama cuma günü görüşeceğiz. Hele ki bugünden sonra hepsinin üzerime gelmesi. Hepsini tanıdım. Ona göre davranacağım. Hepsi benden cevaplarını alacak. Gelinimden de lezzet cevaplarını alacaklar. 5'leri basacaklar gelinime. Bu kadar da iddialıyım. Gelinim mutfakta da bugün bu kadar. Yarın yine aynı saatte sizlerle, güzel yemeklerimizle, sevgili gelinlerimizle, sevgili kayınvalidelerle beraber olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Gelinim mutfakta, üstüne yok lezzeti bulmakta, masayı donatıp.
kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta, gelinin mutfakta, gelinin mutfakta, gelinin mutfakta, gelinin mutfakta, yemeği tabakta, tadı damakta, gelinin mutfakta. Çok uyumlu oldunuz ha, tam takım oldunuz şimdi. Bir anlamı var mı Cansu böyle giyinmenizin? Ben gelin kayınvalide aynı giyinmekten hiç hoşlanmam. Futbolcular da bir takım olunca aynı renk giyiniyor ama dışarıda onlarla gezmiyor. Hani kayınvalidene hiç sesim yükselmiyor. Hüsniye teyze de senin büyüğün. Saygı yaşa değil fikre duyulur. Pozitif bir şeyi sürekli negatife çeviren insandan ben rahatsız olurum. Elif'ciğim sen de saygıdan bahsediyorsun ama kendi kayınvalidenden paparayı yedin yani. Hatice sizinle bağıra çağıra konuşuyor mu? Ben onlarla bağıra çağıra konuşuyor muyum? Cansu benimle yarışmayacak. Siz Cansu'yla yarışıyorsunuz. Doğumda ailevi problemlerden dolayı benim annem gelmedi. Nasıl doğumuna gelmez ya? Başım ben dönüyor. Hüsnüye Hanım. Ne oldu? Senin yaptığın şey hile, onun yaptığı hata beni yalnız unutmak. Yalnız bir daha bu hile kelimesini senden duymak istemiyorum. Bilerek hata yapılmaz. Bilerek yapıyorsan o yanlıştır, hiledir. Seninki yine karabiberi biraz fazla olmuştu. Yani adım karabiberdi çıktı. Bana bu kadar iyi niyetli olsanız gözyaşlarıma timsah gözyaşı demezsiniz. Neden bu hale geldi? Çünkü bunu başlatan da Cansu. Altında kazanırsam üçünü ben alırım, ikisini sana. Ben dedim hayır. Alacağım dedi yani. Benden çıkmış onu alsam da bana hayır gelmez. Benim annem ne kadar da tartışsa, ne kadar da problem olsa kızını bırakmamalıydı. Annem mi, karım mı diye bir şey olamaz bana göre. Cansu'nun bu konuyla ilgili de muhalefet yapması.